Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta beni çok heyecanlandıran büyük sürprizimden bahsetmiştim sizlere. Mac'le birlikte çıkarttığım Merve Özkaynak Summer Forever setim. O videoda da sizlere bu 4 ürünle birbirinden güzel 2 gündüz ve gece makyajı yapacağımdan bahsetmiştim. Bu videoda gündüz makyajınızı nasıl çok pratik şekilde gece makyajına çevireceğinizden bahsettim. Aynı zamanda da ürünlerle alakalı çok güzel ipuçları verdim. İzlemeye devam edin. Makyajıma fondötenimle başlıyorum. Tam bugün de böyle burada bir tane sivilce çıkması hiç iyi olmadı ama şimdi hemen onu kapatacağım. Gözaltı kapatıcımla devam ediyorum. Çok hafif bir kapatıcı uygulayacağım. Evet, artık makyaja başlayabiliriz. Bir önceki setle alakalı konuştuğum o büyük duyuruyu yaptığım videoda söylemiştim. Makyaj videolarında da bütün bu ürünlerle aslında tek bir üründe ne kadar fazla alanda kullanabileceğinizi göstereceğim ve çok güzel fikirler önereceğim size demiştim. Şimdi ilk ve benim en çok sevdiğim bu setin içerisindeki, gerçi hiçbirini birbirinden ayıramıyorum ama en çok sevdiğim ürünlerden biri olan Harmony ile başlıyorum makyajıma. Harmony'yi aslında allık olarak kurguladım normalde bu setin içerisinde ama şimdi göreceğiniz gibi makyajınıza başlarken hep diyoruz ya böyle geçiş rengi, geçiş rengi, işte kriz bölgesine geçiş rengi diye. Makyajınıza başlarken tüm farlarınızla harika şekilde uyum sağlayacak nefis bir geçiş rengi olarak kullanabileceksiniz. MAC 217 fırça kullanacağım bunda. Güzel bir geçiş rengi yapalım. Pigmentasyonu nefis. Böyle tek başına far olarak bile harika duruyor. Bir tane de böyle temiz bir karıştırma fırçanız olsun. Sürdükten sonra böyle güzel homojen şekilde dağılması için iyice gözle bütünleşsin diye uygulayıp temiz karıştırma fırçasıyla da karıştırın. Ya bakar mısınız, tek başına far olarak bile gerçekten Harmony mükemmel duruyor. Eğer eyeliner kullanıyorsanız Harmony'yi böyle aynı benim gibi çok soft şekilde sürün. Üzerine eyelinerınızı sürüp çıkın. Ya da eyeliner kullanmıyorsanız bol bol maskaranızı sürün. Tek başına far olarak bile harika. Ben oldukça yoğun şekilde dağıttım. Çünkü şimdi önce gündüz makyajı yapıyoruz. Günlük rahat bir şekilde böyle daha homojen, çok doğal teninizle bütünleşmiş olarak dursun diye. Baktıkça bayılıyorum, gerçekten harika gözüküyor. Şimdi Harmony'yi ben bu kadar az kullandım. Arttırılabilir. Eğer arttırmak isterseniz size verebileceğim en güzel tavsiye de böyle fırçanızı dik olarak şöyle şöyle yapın. İyice ürünü içine alsın. Ben azar azar uyguladım. Birazcık daha böyle dik dik bir iki yaptığınız zaman çok yoğun şekilde geleceğini zaten göreceksiniz. Şimdi setteki en sevdiğim diğer ürünle tabii ki de devam ediyorum. Honey Lust. Bütün gelin makyajlarının, mezuniyet makyajlarının bir önceki videoda söylediğim gibi kahramanı. Tek başına o kadar kuvvetli, o kadar göz alıcı bir far ki gerçekten tüm bu sette seçtiğim ürünlerle müthiş bir uyum sağladı. Gündüz de çok rahat kullanabileceksiniz. Honey Lust'ta da nasıl hani Harmony'de olduğu gibi uygulama önerileri vereceğim size. Daha hafif istiyorsanız tek kat nasıl duruyor onu göstereceğim. Birazcık daha yoğun istiyorsanız daha yoğunlaştırmak ve daha metalikleştirmek için ne yapacağınızı anlatacağım. Bu da yine çok yönlü kullanıma açık harika bir far. Şimdi önce diyorum ki günlük makyaj için tek göz kapağıma bir tek katlı günlük duruşunu size göstereyim. Diğer gözüme de birazcık daha metalik, daha parlak nasıl tek bir hamlede farı bambaşka bir noktaya taşıyabileceğinizi göstereyim. Honey Lust'ın bu müthiş pigmentasyonunu elde etmek için en güzel uygulama şekli, ben mesela bunu 217 fırça uygulayacağım. Siz elinizdeki normal oturtma fırçası, oturtma fırçası diyoruz ya, isterseniz tabii ki onlarla da yapabilirsiniz. Üründen alıp hiç böyle normal böyle böyle sürmeyeceğiz bunu. Tampon tampon hareketler yaparak o müthiş pigmentasyonu kaybetmek istemediğimizden düz olarak değil tampon hareketler yapacağız.
Ben günlük hafif makyaj seviyorum diyenler için aynen sol gözümde görmüş olduğunuz gibi Harmony ile çok hafif ve böyle homojen bir geçiş yaptıktan sonra fırçanızı Honey Last'a alıp böyle minik tampon hareketlerle bastıra bastıra şöyle hafifçe farımızı oturtuyoruz. O pigmentasyonu matlaştırmadan en yoğun ve en parlak şekilde günlük makyaja adapte ediyoruz. Daha hafif renk sevenler için. Şimdi dedim ya biraz önce bambaşka bir boyuta da getirebilirsiniz tabii ki bu farı. Bu olduğundan çok daha metalik ve çok çok daha parlak. Onu yapmak da çok kolay. Yine aynı şekilde farı alacağım fırçama. Ben şimdi MAC Fix Plus kullanacağım ama siz herhangi bir şeyle de fırçanızı ıslatabilirsiniz. Farı aldıktan sonra fırçaya özellikle farı aldım ve üzerine Fix Plus sıkıyorum. Ve şimdi yine aynı şekilde dümdüz böyle bastıra bastıra sağa sola değil, yine aynı tampon hareketle sağ gözüme uyguluyorum. Aradaki farkı şimdi bile görebilirsiniz. Sol gözümde farı daha ham dokulu haliyle bırakıyorum. Kendi içerisindeki o dokuyu görebiliyorsunuz. Fırçamı nemli tuttuğum zaman da far tamamıyla metalik bir renge dönüşüyor. Hangisini tercih ederseniz. İki görüntü de bence çok güzel. İkisinin arasındaki farkı sanırım siz de çok net şekilde görebiliyorsunuzdur. Fırçanızı nemlendirmeniz yeterli. Farı Honey Last'ı bambaşka bir boyuta taşımak için. Bence ikisi de çok güzel. İkisi de tercih sebebi. Ama ben normal hayatımda da metalik ve böyle ışıl ışıl farları çok sevdiğim için bugün günlük makyajımda ben ıslatarak kullanacağım, nemlendirerek kullanacağım. O yüzden şimdi diğer gözümü de aynı şekilde bu gözümde yaptığım gibi fırçamı nemlendirerek farı birazcık daha metalikleştireceğim. Honey Last'ta sevdiğim bir başka şey de tabii ki de rengi. Honey Last'ın bence uymayacağı herhangi bir ruj rengi yok. Morla bile mükemmel uyum sağlayacak harika bir far. O yüzden bütün makyajlarınızda çok severek kullanacağınızdan hiç kuşkum yok. Bu da yine nefis bir maskara. Hiç baza gerek kalmadan bile bakın tek şöyle vura vura alttan uyguladığımda bakar mısınız? Ne kadar fark ediyor. Bunda da yine tercih sizin. Eğer işte gündüz makyajı için istiyorsanız bence tek kat çok yeterli. Hiç ikincisine gerek bile yok. Göz makyajı aslında bu kadar. Eğer isterseniz içerisinde ben mesela ten rengi göz kalemi kullanmayı çok seviyorum günlük makyajımda. Ten rengi göz kalemi mükemmel duruyor. Böyle o kadar tatlı ve o kadar büyük aydınlık gözüküyor ki gözleriniz. Eğer birazcık daha büyütmeye ihtiyacınız varsa ten rengi göz kalemi sürebilirsiniz. Beyaz da kullanabilirsiniz isterseniz ama ten rengi bu şampanya tonuyla çok daha güzel uyum sağlıyor. Tabii ki yine günlük makyajınızda siyah kahverengi kullanıyorsanız onları da kullanabilirsiniz. Ben bugün boş bırakacağım günlük göz makyajımı. Harmony'de sevdiğim bir şey de kat kat uygulanabiliyor olması. Yani çok pigmentli bir ürün olmasına rağmen ben mesela azar azar başlıyorum. Az mı geldi? İşte akşam mesela bir yere mi gideceğim? Hemen daha fazla arttırıyorum. O zaman çok daha yine makyajı başka bir boyuta taşımış oluyorsunuz. Günlük müthiş duruyor. Az kullanırsanız neredeyse no make-up make-up'larınızda bile kullanabilirsiniz. Hani makyaj yokmuş gibi makyaj görüntüsünde. O kadar ciddi bütünleşen bir renk çünkü. Elmacık kemiklerini hemen belirginleştirip çok tatlı ve sağlıklı bir görüntü veriyor. Evet, azar azar alıp dağıttığınızda ki görüntü bu. Sanki bronzlaşmışsınız gibi. Böyle çok hafif güneşten renginiz dönmüş gibi. Ama bir o kadar da doğal. Burada hiç yok. Burada var. İstediğiniz gibi arttırabilirsiniz. O kadar uygun ki ürün arttırılmaya. İsterseniz dediğim gibi daha keskin uygulayın, kontür gibi dursun yanağınızda. Ben şimdi özellikle homojen ve böyle çok dağılmış, sanki güneşten hafif böyle rengim dönmüş gibi bir uygulama istedim.
Evet, gördüğünüz gibi bu kadar kolay. Makyajın resmen sonuna geldik ve benim bebeğim, keşke daha önce keşfetseymişim, bugüne kadar seni nasıl bulamamışım dediğim MAC'in Modesty ruju. Bu sette aklıma başka bir sürü ruj geldi aslında, itiraf etmeliyim ki. Ama hangisini denediysem böyle tam o istediğim o yaz dudağı, böyle nemli nemli, yine bütün göz makyajlarınızla yakışacak, smoky eye'larla dahil olmak üzere, dişleri beyaz gösterecek, her ten rengine gidecek ve her kadının severek günlük hayatında aynaya bakmadan bile sürebileceği bir ruj olsun istiyordum. O yüzden bütün denemelerim arasında, bütün o birbirinden güzel renkler ve yapılar arasında Modesty benim kalbimi çaldı. İlk gördüğüm andan itibaren bu ruj neymiş oldum böyle direkt? Modesty. Artık benim de favorim gerçekten Modesty. Aynaya bakmanıza bile gerek yok. O kadar rahat dağılıyor ki dudağınızda. Şekliyle. Yumuşacık. Dudak kalemine ihtiyaç duyacağınızı hiç zannetmiyorum. Çünkü çok kolay sürülüyor. Ama eğer isterseniz dudak kalemiyle de tabii ki uygulayabilirsiniz. Gün boyunca yumuşacık, pırıl pırıl, dolgun bir görünüm. Ve farla, allıkla ne kadar güzel olduğuna bakar mısınız? Evet, MAC Merve Özkaynak Summer Forever setiyle yüzümde görmüş olduğunuz bu makyajı ne kadar kısa sürede yaptığımı sizler de gördünüz. Bu seti alan belki de makyaja yeni başlayacak biri bile gerçekten bu ürünleri çok rahatlıkla kullanacak. Bundan hiç kuşkum yok, hiçbir şekilde makyaj uzmanı olmanıza gerek yok. Çünkü ürünler gerçekten tek başına çok rahat kullanılabilir ve farklı alanlarda da kullanılabilir ürünler. Bu yüzden bu seti çok seveceğinizden eminim. Şimdi ben bu gündüz makyajını bir de böyle minicik dokunuşlarla yine nasıl çok kısa sürede gece görünümüne kavuşturacağınızı da göstereceğim size. Evet, dedik ya şimdi bu gündüz makyajını gece makyajına çevireceğiz ama zannetmeyin ki o ürün bu ürün kullanacağız. Tek kullanacağımız şey bir adet göz kalemi. Bu setin içerisine özellikle bir göz kalemi koymadım. Çünkü eminim ki zaten hepinizin hali hazırda kullandığı bir göz kalemi vardır. Kiminiz simsiyah seviyor, kiminiz birazcık daha benim gibi kahverengi seviyor. O yüzden göz kalemi tercihini size bırakmak istedim. Ben mesela gece makyajında makyajımı çevirirken Teddy kalemi çok seviyorum. Çünkü benim gözlerim açık renkli olduğu için siyahtan ziyade böyle kahverengi, özellikle ışıltılı kahverengiler gerçekten kendi göz rengime ve tenime çok yakıştırdığım için ben kahverengi bir kalemi tercih ederdim. Ama eğer siz siyah kullanmak istiyorsanız bu makyajı siyah kalemle de çok rahat şekilde gece makyajına çevirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken, ben de şimdi aynı şekilde yapacağım. Teddy'yi ben, yani göz kalemimi gözümün içerisine uygulayacağım. Farkı hemen görebiliyorsunuz. Anında kirpikler yukarı kalkıyor. Ya Teddy'yi çok seviyorum ben. Çünkü içerisinde minicik 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 altın rengi ışıltılar var kalemin. Ve o kadar rahat dağıtılabilen bir kalem ki çok rahat smoky eye da yaparsınız. İşte mesela ben birazdan göz içinde de sadece bırakabilirsiniz gece makyajı için. Ama ben şöyle küçücük şu kısımları uygulayıp dağıtacağım. Siz de kendi kaleminizle öyle yapabilirsiniz. Şöyle çarpı da atabilirsiniz hafiften. Oraları fırçayla dağıtacağım. Önce şöyle başlayalım. Kolay dağılabilen bir kalem seçerseniz dediğim gibi böyle son göz kapağınızın bitimine koyulaştırarak da çok güzel bir görüntü elde edersiniz. Üstüne de bu arada sürebilirsiniz. Kirpik dibinize, eğer boş geliyorsa kirpik dibiniz. Gördüğünüz gibi tek bir kalemle göz makyajını ne kadar farklı bir boyuta taşıdık. Aynı işlemi şimdi sol gözüm için de yapacağım. Yine kirpik dibime biraz sürüyorum. Biraz şöyle şuralarda dağıtıyorum. Hiç düzgün olmasına gerek yok bu arada. Direkt zaten dağıtacağız. Şimdi dağıtalım. Minik minik gidip arttırırsanız çok daha güzel ve rahat uygulamış olursunuz. Evet, göz makyajım aslında bitti. Gördüğünüz gibi tek bir kalemle
bambaşka bir makyaj oldu sanki. Şimdi ikinci kat maskarayı süreceğim ama aklınızda olsun. Şimdi normalde biz bu makyajı yaptık, okula, işe vesaireye gittik ya, sonradan geceye çeviriyoruz. Dolayısıyla maskaranıza ikinci bir kat ekleyecekseniz mutlaka fazlasını alın ki yapışmasın kirpikleriniz birbirine. O yüzden fazlasını böyle hafif bir peçete yardımıyla alıyorum. Ve zaten yine fazla fazla ürün üzerinde duruyor. İkinci katı geçiyorum. İsterseniz makyajı tamamıyla bu şekilde de bırakabilirsiniz. Bence zaten bu hali de gerçekten bir geceye de uygun makyaj. Belki bunu gündüz de kullanmak isteyenler olabilir. İkinci bir gündüz makyajı alternatifi de olabilir size ama bence bu haliyle gerçekten üzerinize ne giyerseniz giyin harika bir gece makyajına dönüşmüş durumda. Ben birazcık daha tam gece yapmak istiyorum ya, dedim ya size başta da her şekilde kullanabiliyorsunuz Harmony'yi, kontür olarak da kullanabiliyorsunuz diye. Ben gece makyajında mesela kontür olarak kullanmayı çok seviyorum Harmony'yi. Gündüz allık, gece de kontür. Modesty günlük hayatınızda nasıl ışıl ışıl ve nemli bir allık olarak da kullanabileceğinizi göstermek istiyorum. Onun için de şöyle parmağınıza biraz alıp, hatta ben şu iki parmağıma süreceğim. Şöyle. Daha sonra hafif tebessüm edip çok burnunuza yaklaştırmadan güldüğünüzde yüzünüz böyle yanaklarınızdaki en yüksek bölgeye minik minik dokunduruyorsunuz. Ve çok tatlı, çok doğal bir pembelik elde ediyorsunuz. Ben azar azar uygulamayı seviyorum. Sadece tek bir göz kalemiyle gündüz makyajımızı bambaşka bir boyuta getirdik ve gece makyajı haline dönüştürdük. MAC Merve Özkaynak Summer Forever setinin içerisindeki bu birbirinden güzel 4 ürünle siz de aynı benim yaptığım gibi çok kısa sürede hem gündüz hem de gece makyajlarınızı sanki üzerine çok uğraşılmış gibi çok dikkat çekici halde yapabilirsiniz. Bu ürünlere nasıl ve nerede ulaşabileceğiniz hakkında da belki daha önceki videomu izlemeyenler için küçük bir bilgi vereyim. Normalde setin fiyatı 4 ürünün toplamı 354 lira. Ama bu sete 195 liraya sahip olabileceksiniz. İsterseniz online satın alabilirsiniz. Videonun açıklama kısmına ürünün olduğu linki de koyacağım. Direkt tıklayarak online satın alabilir ama isterseniz ben ürünleri denemek istiyorum, uygulamak istiyorum, dokularına, renklerine böyle yakından bakmak istiyorum diyenler için de MAC'in tüm Türkiye'deki 55 mağazasında da şu anda satışta. Videonun sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz videomun açıklama kısmında kullandığım tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini bulabilirsiniz. Kanalıma yeni geldiyseniz yeni videolarımdan ve canlı yayınlarımdan anında haberdar olabilmek için şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu videomu beğendiyseniz ekranda paylaştığım diğer videolar da ilginizi çekebilir. Onları da izlerseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.